Merhabalar, ben Burak Şambak, Kanalıma hoş geldiniz. Bu eğitim videosunda yaratıcı, kreatif fotoğraflar oluşturmak için displacement map yani yer değiştirme haritasını öğreniyoruz. Yöntem isminin kafanızı karıştırdığından eminim. Şöyle anlatayım. Üzerinde dalgalar, kırışıklıklar olan bir tişört, mont, bayrak veya firma filama görseliniz var ve bunun üzerine bir yazı firmanızın logosu veya bir fotoğraf eklemek istediğinizde eklenen görselin fondaki kırışıklıkları izlemesini beklersiniz ancak kopyala yapıştır olduğu belli olur. İşte bu yöntemle başarmış olduğumuz fondaki kırışıklıkların, dalgaların eklenen görsel veya yazıya geçmiş olması. Haydi hemen Photoshop'a geçip Displacement Map nasıl kullanılıyor birlikte görelim. Ve Photoshop'un içindeyiz. Displacement map'teki displacement'ın kelime anlamı yer değiştirme, yerine geçme. Yani yer değiştirme haritası gibi bir şeyden bahsediyoruz. Normalde biz üzerinde bu tür dalgalar, kırışıklıklar olan bir yüzeye herhangi bir logoyu, bir fotoğrafı, bir görseli veya bir yazıyı eklediğimiz zaman bu gölgelerin bu kıvrımların şeklini almasını isteriz o üste eklediğimiz fotoğrafın veya ne bileyim logonun veya yazının. Fakat bu olmaz. Ben size bu eğitimde bunu nasıl yapacağımızı gösteriyorum ve bu sadece tişörtlerde değil, gömleklerde, montlarda, firmaların bayraklarında, flamalarında da çok rahatlıkla fona uygun yani fondaki bu kıvrımlara uygun nasıl bir yerleştirme yapabiliyoruz bunu göreceğiz. Şimdi bu tişörtün üzerine ben bu Harley Davidson logosunu eklemeye çalışacağım. Bunun için önce ana fotoğrafımızın katmanını kopyalıyoruz. Ctrl J, Command J ile. Ardından Image, Görüntü, Adjustments ayarlar ve buradan da Hue Saturation yani renk doygunluğu açıyoruz. İlk başta saturasyonu en sola çekiyoruz. Yani siyah beyaz hale getiriyoruz. OK diyoruz. Sonra yine Image, Görüntü, Adjustments ayarlardan Levels yani seviyeleri seçiyorum. Bunun kontrastını arttırmaya çalışıyorum. Buradaki temel amaç da buradaki bu gölgelerin ve kıvrımların şeklinin daha iyi gözükmesi. OK diyorum buna da. Birazcık yaklaşıyorum. Filtre. Flulaştırma Blur. Buradaki Gaussian Blur yani Gaussian netsizliği. Burada da 3-4 piksellik bu çözünürlülüğe de bağlı tabii ki ama 3-4 piksel arasında bir flüoluk bakın bu öncesi bu sonrası yeterli oluyor. Bu dokuyu bir parça flüolaştırmış oldum. Okey dedim. Tekrar geri döneyim. Şimdi bu yapmış olduğum değişikliği PSD formatında kaydediyorum. Nasıl kaydediyorum? File, dosya, save as, farkı kaydet buna bir isim veriyorum. AAA diyelim. Ve gördüğünüz gibi PSD formatında olacak Save, kaydet dedim. Kaydetti. Şimdi işim tamam. Bunu alıp çöpe atıyorum. Mouse'u sürükleyip çöpe attım. İlk baştaki yerdeyiz. Geldik buraya. Select, seç, all, tümü. Edit, düzenle, copy, kopyala. Buraya gel. Edit düzenle paste yapıştır. Buraya geldi. Ctrl T veya Command T ile bunu büyütüp yerini değiştireceğim. Şöyle yaptım. Birazcık da şöyle yönünü değiştirdim ve şurada bir yere bunu yapıştırdım. Yani enter'a bastım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şekilde bir yamulma, bu çizgileri takip etme olayı yok. Çünkü henüz bu işlemi yapmadık. Geliyorum buraya bu eklediğim katmana sağ klik, Convert to Smart Object akıllı nesneye çevir. Tekrar tekrar iş yapmamak için her zaman anlattığım şey. Sonra filter filtreye geliyorum. Distort yamultmak olabilir bunun Türkçesi ve buradaki displace yani yer değiştirme ya da yerine geçme olur bunun Türkçesi. Buna tıklıyorum. İlk başta karşıma böyle bir menü geliyor. Bu menüde karşıma çıkan bu değerleri değiştirmiyorum. Siz farklı değerlerle deneyebilirsiniz. 10'a 10 burada stretch to fit seçili en alttaki iki seçimde tikli durumda. OK diyorum. Bana hangi haritayla değişim yapacağımı demiştim ya ben yer değiştirme haritası diye. Hangi harita ile değiştirme yapacağımı soruyor Photoshop. Biraz önce kaydetmiş olduğum o siyah beyaza çevirmiş olduğum ardından level seviyelerle kontrastını arttırmış olduğum ve flulaştırmış olduğum PSD dosyasını ben hedef olarak göstereceğim. O da burada zaten. Tıkladım. Open dediğim zaman bakın şimdi. Gördüğünüz gibi alttaki şekle uygun bir şekilde bu yamuldu. Şöyle göstereyim size. Bu öncesiydi. Bu sonrası. Dolayısıyla ben ne yapmış oldum? Bu tişörtün kıvrımlarına uygun olarak logomu buna eklemiş oldum. Sonra ne yapacağım? Layers'ın sandaki hamburger flatten image görüntü düzleştir. İş bitti. Şimdi ikinci örneğe geçiyoruz. Bu kızın tişörtünün üzerine Photoshop logosunu ekleyelim. Ne yapıyordum? Ctrl-C, Command-C kopyaladım. Şimdi klavye kısa ile yapacağım aynı şeyleri. Ctrl-U veya Command-U için ton doygunluğu açtım. Ve siyah beyaza çevirdim. Sonra Ctrl-L, Command-L ile Levels'ı açtım. Yani seviyeleri. Şu t-shirt'e dikkat edin. Ben kontrastı arttırmak için Şöyle bir şey yapıyorum. Böylece gölgeler daha fazla ortaya çıkıyor. Okey dedim. Sonra filtre, filter, blur, flulaştırma, sonra gaussian blur. 3.2 bir önceki değerle aynı değer olur dedim. Okey dedim. File, dosya, save as, farkı kaydet. Bunu da BBB diye kaydedelim. PSD formatında save dedim kaydetti. Bunu çöpe attım. İlk baştaki fotoğrafa döndüm. Yine klavye kısa yollarıyla bunu alıp kopyalayıp diğer tarafa yapıştıracağız. Ctrl A, Command A tümünü seç. Ctrl C, Command C kopyala. Gel buraya. Ctrl V, Command V yapıştır. Ctrl T, Transform'u aç veya Command T. Şöyle yapalım. Hatta birazcık da yaklaşalım. Bir dakika. Şöyle yapsak. Bunu da çok az şöyle çevirsek. Sanki daha iyi olacak gibi. Enter'a bastım. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Sağ klik. Eklediğim bu katmanın üzerinde. Akıllı nesneye çevir. Filter, filtre. Distort, displace. Bunlara okey de. Git B'yi seç. Open aç de. Birazcık yaklaş. Eskisi yenisini göstereyim size. Bu eskisiydi. Dümdüz bizim yapıştırdığımız çok belliydi. Bu alt katmandaki yamukluklara uygun olarak gerçekleşen eğrilikler. Şimdi ne yapmam lazım? Layers katmanların yanındaki hamburger'e tıkla ve flatten image yap. Bu hale geldik. Şimdi üçüncü örneğe geçiyoruz. Burada bir bayrak var. Buna da sizin firmanızın ismini yazıyor olalım. Bunun içinde ben text yani yazı aracını kullanacağım. Şuradaki yatay text yazı aracını seçtim. Şu, geldim buraya bu yazının yer alacağı yeri bir anlamda seçmiş oldum. Burak Şenbak olsun firmanızın adı. Büyük harfi seçtim. Burak. Enter dedim. Şenbak dedim. Şimdi bunu şöyle yapacağım arkadaşlar. Tümünü seçtim. Bir kere sol tarafa daya dedim. Bunun fontunu şuradan 150 diye seçelim. Büyüdü. Şu Şenbak'ı birazcık daha uzun yapalım dedim. Onun içinde bu text aracının içinde en sağdan üçüncü simgeye tıkladım. Kendi menüsünü açtı. Bu sağa sola doğru mesafeyi harfler arasındaki arttır emri. İsterseniz buradan da var olanları seçebiliyorsunuz. Örneğin 200'de bu şekilde bir uzama oluyor. İstiyorsanız da Mouse'da şu VA yazıyor ya onun üzerine gelip de bunu sağa doğru çektiğiniz zaman veya sola doğru çektiğiniz zaman aradaki harf mesafesi şöyle yapayım. En sola çektim. Bakın birbirinin içine girdi. Sağa doğru çekip büyütüyorum. Evet hiç fena olmadı. Şu anda bu yazı tabii ki bu bayrağa uygun değil. O yüzden bu kutunun dışındaki köşeye gittiğim zaman görüyorsunuz sola sağa doğru çevirdiği bir şey çıkıyor. Ben bunun yönünü değiştiriyorum. Sonra taşıma aracına bastım sol taraftaki. Bunu geldim şöyle değiştirdim yerini. Siyah renkte işe yarayacak mı bilmiyorum. Şöyle yapacağım. Yazıyı yazdım. Evet ama Burak sen displacement map ve o PSD dosyasını oluşturmadan yazıyı yazdın. Hiç sorun değil ki arkadaşlar. Buradaki görünürlülüğü simgeleyen gözü kapadım. Yazı gitti. Background'u kopyaladım. Yani fonu. Ctrl J, Command C. Ctrl U, Command U ile Hue Saturation renk uygunu açtım. Siyah beyaza çevirdim. Ardından Ctrl L, Command L ile Levels yani seviyeleri açtım. Yine kontrastı arttırdım. Şöyle diyelim. OK dedim. Filtre, Blur, Flulaştırma, Gaussian Blur'u seçtim. 3.2 OK dedim. Şimdi ben bunu PSD olarak kaydedersem Burak Şambak hariç kaydetmeyecek mi? Sadece şu ikisinin görünürlüğü var. Evet öyle kaydedecek. File, dosya, save as. Buna da ccc diyelim. Enter dedim. Şimdi onu kaydetti. Al bunu çöpe at. Gel bu texte Tıkla. Sağ klik. Convert to smart object. Akıllı nesneye çevir. texti çevirecek şimdi. Çevirdi. Şimdi ne yapıyordum? Filter, filtre. Distort nerede? Burada. Displace nerede? Burada. Tık tık bunlar tamam. C'yi seç. Open de. Bakalım. Kapıyorum. Düz yazı. Bu bayrağın dalgalarını, gölgelerini takip eder durumda oldu. Sonra şöyle bir şey yapayım. Bu katmana çift tıklayayım. Ve layer style yani katman stili çıktı. Bunun ilk başındaki blending options'ın şu en alt taraftaki underlying layer kısmına geldim. Şu beyaza tıklayıp sola doğru çekiyorum. Bir şey oluyor mu? Hafifçe bir yok olma oluyor, değil mi? Evet. Şimdi alt ya da option tuşuna basıp bu üçgene tıkladığım zaman burası 2 parçaya ayrılıyor. Feather yani bir yumuşatma oranı veriyorum aslında. Gördüğünüz gibi şuralardaki yok olmaları görüyor musunuz? Bakın öncesi sonrası. Çünkü burası aydınlık olan bir alan bu bayrağın yüzeyinde. Son derece de gerçekçi oldu bunu yaptığım zaman. Okey dedim. Şöyle yapalım. Bu yazı siyah renk olur, beyaz renk olur, yeşil renk olur, fontu farklı olur. Her ne istiyorsanız o olabilir. Sadece örnek olarak ben kendi ismimi yazdım. Şöyle diyelim. Bu bayrağın üzerine kendi firma isminizi veya mesajınızı her neyse yazmış olduğunuz katmanların sağındaki hamburgeri tıkladım. Ve ardından da neredesin? Hep bunu yeni kaybediyorum. Flatten Image. Görüntüyü düzleştir. Bitti. Geldik bu örneğe. Şimdi bu örnekte birazcık farklı bir iş yapacağım. Hatırlarsanız burada fonu boş bir PNG dosyası kullandık. Burada da logonun fonu boştu. Biz böyle değil de bunun üzerine hayranımmış benim diyelim ki bir fotoğraf ekleyeceksek ne oluyor, nasıl oluyor? Gelin şu text dosyasında yaptığımız şeyin aynısını yapalım. Ctrl A, Command A, tümünü seç. Ctrl C kopyala. Gel buraya. Ctrl V, Command V yapıştır. Ctrl T ne yapmış olduk? Command T transform. Şöyle bunu da böyle. Enter dedim. Sonra bunun görünürlüğünü kapadım. Background'a geldim. Ctrl-J, -C, Command-J. -c. Ctrl U, Command U. Siyah beyaz. Ctrl L, Command L. Seviyeler, Levels. Kontrastı arttır. Tişörte bakıyorum. Okey. Filter, filtre. Blur. Gaussian blur. 3.2. Okey. File, dosya. Seves farkı kaydet. Buna da DDD diyelim. Kaydetti. Al bunu. Çöpe at. Bunu görünür kıl. Tıkla. Sağ klik. Akıllı nesneye çevir. Filtre. Distort. Displace. Tamam. Okey. DDD'yi seç. En son yarattığımız oydu. Open. Aç. Bakalım. Eskisiydi. Yenisi. O yamulmayı elde ettim mi? Ettim. Ama ben yine bunda da birazcık nasıl diyeyim dokunun bu fotoğraf olduğu için dokunun bir parça yok olmasını istiyorsam layer 1 yani eklemiş olduğumuz bu fotoğrafın olduğu katmana sağ tarafına çift tıklıyorum mouse'la. Şu alttaki beyaza bakalım sola doğru çekeyim. Evet yok oluyor. Güzel. Alt yani Mac için Option tuşuna basıp şu sağ taraftaki beyaza tıkladım. Sonra bunu hafifçe sola doğru çektim. Yok olmalar başladı. Bakalım şu sol taraftaki siyahı sağa doğru çekersek bir şey oluyor mu? Evet olacak birazcık. Burada da alt tuşuna basıp soldaki üçgene tıkladım. Bunu çekiyorum. Şurada bir yok olma oldu. Birazcık. Ama ben bunu beğenmedim. Siyaha dokunmayacağım. Okey diyeceğim. üzerine istediğim fotoğrafı tişörtün eklemiş oldum. Katmanlar, hamburger ve görüntü düzleştir. Flatten Image ile de işim bitti. Arkadaşlar bu örneklerle bu konuda benim size aktarmak istediklerimi tamamlamış oluyorum. Bundan sonra herhangi kırışık fonlu bir yüzey üzerine istediğiniz görseli çok rahatlıkla yerleştirebilecek ve fonda yer alan kırışıklıkları üzerine eklediğiniz katmana yansıtmanız çok da basit bir şekilde mümkün olacak. Bu eğitimin sizlere faydalı olacağına ait inancım tam olarak diğer eğitim videolarımızda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben Burak Şambak. Selam ve sevgilerimle. Hoşçakalın. Bu eğitim videosunu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı unutmamanızı rica ediyor benzeri videolara rahatça ulaşmanız için kanalıma üye olmanızı ve videolardan yayınlandığı zaman haberinizin olması için de çan simgesine tıklamanızı öneriyorum. Harika fotoğraflarda görüşmek üzere. Selam ve sevgilerimle. Ben Burak Şambak. Hoşçakalın.